Sayın seyirciler, MasterChef Somer Sivrioğlu'nun mekana Kurtlar Vadisi tarzında girişi herkesi şaşırttı. Ya da kurtlar sofrası mı demeliydik? Kurt yediği ayazı unutmazmış. Bir de yediği tabağı. Sonuçta kurtlukta düşeni yemek kanundur. Tamam daha fazla kurt şakası yapmıyorum. Burada duruyorum ama Somer abi yani sen de şimdi niye bize malzeme veriyorsun ki? Abi kaç para borcun var? Hepimiz yemek kartlarımızı birleştirip ödeyeceğiz. Bak vallahi diyorum söyle kaç para borcun var? Sansür yasası. Yasayla ilgili yapılan bir skeç gündem oldu. Bu tweet'i sen mi attın? Evet şimdi paylaştım. İşsizlik arttı demişsin. Evet. Alıyoruz arkadaşı. İşe mi? Yok, gözaltına. Suçu ne peki? Yalan haber paylaştım. İşsizlik artmadı. İnsanlar iş beğenmiyor. Eğer bir gün sosyal medyada paylaştığımız bir şey yüzünden hapse girersek ne komik olurdu ya. Çünkü bu yeni yasayla beraber hapishanelerde alışık olduğumuz bağlama çalan dayılar yerine influencerlar görebiliriz. Yeni video başlıklarını hayal edebiliyor musunuz? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gardiyana şaka yapıp delirteceğiz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün banyoda dayak yedikten sonra morlukları kapatma makyajı çekeceğiz. Koş arkadaşımı çıldırttım, şişlendim. İşte bu da şişize. Sıradaki konumuza düşelim. Yani İstanbul trafiğine. İstanbul trafiği yaşayan bir organizma. Orada hayatın her alanından bir şeyler bulmak mümkün. Ölüm, doğum, sevgi, umut, korku, inanç, doğa, hatta evlilik. Peki ne bulmak mümkün değil tahmin edin. Mum ışıklarında anlatılan bir masal, nadir bir fenomen, bir şehir efsanesi. Taksi. Taksi. Yolcu. Çoğumuz artık taksi bulamamak için mobil uygulamaları kullanıyoruz. Onlar da bu işe bir çözüm olarak taksimetre aç gel özelliğini çıkardılar. Harika! Artık bozuk emniyet kemerleri, yırtık döşemeler, çalışmayan klimalar için daha fazla ödeme yapabileceğiz. Bu özelliği kullanacak kadar yürek yemiş abilerimizi, ablalarımızı düşüncelerini almak için yorumlara davet ediyoruz. Ama biz şahsen hala taksi bulamadık. O yüzden daha gerçekçi bir çözüm önerimiz var. Uygulamaya turistifikasyon özelliği gelsin. Tek tıklamayla adımızı ve profil fotoğrafımızı turiste çevirelim. Kullanıcılara cepte taşınabilir, şişirilebilir valiz paketi hediye edelim. Böylece taksi beklerken cepten çıkarıp şişirip havalimanı yolcusu gibi görünebiliriz. Bu kadim tekniği boynuzunu küçük bir yem gibi göstererek avlarını yanına çeken anglerfish balığından ilham alarak ürettim. Fransız turist gibi görünmek için oh mon dieu, omelette de fromage. Arap turist gibi görünmek için el velat dünya celli deyin. Rus turist gibi görünmek için tüm sesli harfleri I harfiyle yer değiştirin. Mesela dizirtisi, sılı, taksime gidiyorum. Takside giderken bize teşekkür yorumu yazabilirsiniz. Aleyna Tilki'nin odasındaki bunalı mergen rolünde oynadığı yeni reklam filmi yayına girdi. Merhaba, ben Aleyna. Hayatımın uzun bir dönemi yaşadığım depresyonu görmezden gelip bastırarak geçti. İnanmanız güç, biliyorum. Üzgün hissettiğimde bile toplumun benden beklediği o kadın olmaya devam ettim. Çünkü herkesin size hayran olduğunu ama kimsenin sizi gerçekten sevmediğini bir düşünsenize. Kimi zaman herkesin eğlendiğimizi düşündüğü yerlerde kara bulutlar sardı kalbimizi. Uyum sağlamak zorunda kaldık. Hikayemiz bitmedi. Umutla devam ediyor. Yazacak güçse içimizde. Herkesin gereksiz aşırı mutlu olduğu sahte reklam filmlerinin yanında bunalım temasına dikkat çektikleri için ajans ve markayı tebrik ediyoruz. Ama reklamın sahibi markanın ayakkabı fiyatlarını görünce bu gençlik depresyona girmesinde ne yapsın kuzum? Yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle toplum olarak psikolojik yardıma ihtiyacımız olduğunu kabul ediyoruz. Ama biraz da depresyonun sebepleri konusunda da farkındalığımız olsun isteriz. Mesela alt metin şöyle olabilirdi. Merhaba, ben Peleyna. Hayatımın uzun bir dönemi tavuk dönerin 10 lira olduğu günleri özleyip tostu basarak geçti. İnanmanız güç, biliyorum. Üzgün hissettiğimde bile 80 yaşındaki dayıların benden beklediği o şükreden kadın olmaya devam ettim çünkü. Tüm politikacıların sizin hakkında konuştuğunu ama hiçbirinin sizi gerçekten umursamadığını bir düşünsenize. Kötü hissetmek, suratının asık olması doğal. Kimi zaman herkesin şaka yapıp eğlendiğimizi düşündüğü sosyal medyada bile kara bulutlar sardı kalbimizi. Hikayemiz bitmedi. Umutla devam ediyor.
yazacak güçse dizi senaristlerinde. Tüm kendini kötü hisseden dostlarımıza selam olsun. Duygularınızı paylaşıyor, hep birlikte umutla aşmayı diliyoruz. Şimdilik bu kadar. Bize abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.